Hoş geldiniz hepiniz. Perşembe saat 21. 3 konuğumuz var bugün. Haftalık sohbetlerimize devam ediyoruz. Hepinize öncelikle iyi bayramlar. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Hemen konuklarımı bağlamaya çalışıyorum şu anda. Sürpriz konuklarımız. Aslında sürpriz değil. Haberdarsınızdır. Kansersiz Hayatlar grubundan. Hoş geldiniz. Şeriz Hanım. Avusturya'dan bağlanıyor. Evet, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim Ebru Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kaç saat şu anda orada? Dünyanın farklı yerlerinden bağlanıyoruz. Filiz Hanım'ı da bağlamaya çalıştım. Önce biz Evet, şu an saat saat kaç? burada saat 9. 20. Duyamadım. 20, tamam. 20. Tamam, çok güzel. Bende de saat sabah 11. Sabah 11, evet. Evet. Veya 11'e, evet, tam 11. Bakalım Filiz Hanım'ı da bağlayabilecek miyiz? Acaba Kansersiz Hayatlar adresinden mi bağlandı? Bakalım. Zannedersem kansersiz hayatlardan girecek Filiz. Tamam. Çok güzel. O zaman ben çok az konuşacağım bugün. Siz zaten sürekli görüyorum, yayınlarınızı da takip ediyorum. Çok güzel yayınlarınız var. Moral veriyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Paylaştıkça çoğalıyor, acılar Teşekkürler. azalıyor. Birbirimize destek oluyoruz. Önce sizin hikayenizi duyalım, sizden başlayalım. İyi Sizin yolunuz akşamlar. meme kanseriyle nasıl kesişti? Daha sonra da nasıl Filiz Hanım'la tanıştınız? Kansersiz yaşamlar nasıl başladı? Hayatlar. Hı. Biraz o hikayeden başlayalım isterseniz. O arada bakalım Tabii ki. Filiz Hanım bağlanabilmiş mi? Tabii ki. Evet, ses geliyor ama. Evet, öncelikle hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Selis Tunayel, aynı zamanda Kansersiz Hayatlar grubunun moderatörüyüm. Benim hikayem 2019'un Şubat ayında başladı. Elime gelen bir kitleyle duş alırken fark ettiğim, daha doğrusu bir kitle değildi aslına bakarsanız benimkisi, ama süt kanalımda bir şişlikle hastaneye gittim ve takibe alındım. 6 ay sonundaki takipten sonra ne bir büyüme, ne bir ilerleme, ne bir küçülme, her şey aynı şekilde durduğu için biyopsi kararı alındı ve yapılan biyopside lobler kanser olduğunu öğrendim. Meme kanseri 3. evreydi. Koltuk altı lenf bezlerimde de vardı. Daha sonrasında 2019'un 4/4/2019'da kanserden kurtuldum, kansere veda ettim. Çünkü ameliyat tarihimdi bu benim. Bu benim ikinci yaşantımın başlangıcıydı. Ben hep ona o şekilde söylüyorum. Aynı anda silikon da koydurttum. Göğsümün çünkü tamamen içi boşaltıldı ve aynı anda silikonda koydurtturdum. Daha sonrasında başlayacak olan bir 8 kurluk kemoterapi serüveni başladı. Ama maalesef bu süre zarfı içerisinde vücudum silikonu kabul etmediği için silikonu dışarıya atma eğilimi gösterdi ve ameliyatla silikonu dışarı çıkarttırmak zorunda kaldık. Çünkü iltihaplanmaya sebep oluyordu. Onunla birlikte ekspander takıldı. Ameliyatla. Sonra o süre zarfı içerisinde de kemoterapiye başladım ekspanderle birlikte ve sürekli hastaneye gidip ekspanderin içerisine sıvı enjektesi yaptırtırıp derimin büzüşmemesi için kullanılan ekspander dediğimiz madde bir balon. Memenin içerisine konulan bu balon şişiriliyor ve derinin buruşmamasını sağlıyor. Daha sonrasında 8 kur kemoterapimi aldım. 4 artı 4. Hemen akabinde 31 gün radyoterapimi aldım ve radyoterapilerden sonra bir süre bekledikten sonra ekspanderi çıkarttırıp tekrar başka bir marka silikon denedim. Ama maalesef bu silikonu da vücudum kabul etmedi ve onu da çıkarttırmak zorunda kaldım bir ay sonra. Daha sonra bir sene hiç memem olmadan açık, çünkü üst üste çok fazla müdahalelerde bulunulduğu için bekleme sürecine girdim. Geçen senenin Mart ayında, 24 Mart'ta karın dokularımdan meme yaptırdım.
Şu anda çok memnunum. Hiçbir reaksiyon göstermedi. Sonuçta kendi dokum olduğu için hiçbir reaksiyona maruz kalmadım. Bu ayın Mart ayının yine 24'ünde de tesadüfen aynı tarihler denk geldi. Diğer memem ona oranla daha küçük olduğu için diğer mememin estetik ameliyatını yaptırttırdım ve şu anda tamamlanmış bir kadın figürüyle hayatıma devam ediyorum. Güzel anlattınız, çok güzel özetlediniz. Bu arada bakalım ben teşekkür ederim herkese, sizlere de iyi akşamlar İyi yazanlara. akşamlar. Filiz Hanım bağlanabildi mi bilmiyorum. Şu anda ekranda aslında bir karartı şeklinde ekran boşaldı. Ancak kendisinin görüntüsü şu anda maalesef yok. Evet, ha, yayındayım, evet. Bizi duyuyor mu peki? Evet, duyuyorum. Siz beni duyabiliyor Tamam. musunuz? Evet, biz de sizi duyabiliyoruz. Peki o zaman devam edelim. Siz de isterseniz yolunuz nasıl kesişti? Bugün iki konuğumuz var. İkisi de meme kanseri tedavisi almış. Daha sonra sanırım Fiz Hanım'ın, değil mi? Fiz Hanım'ın kurduğu, hatta doktorunun biraz sonra da bağlanacak Profesör Alpercan. Sanırım önerisiyle kurduğu, kendisi gibi bu yoldan geçen insanlara destek olabilmek için hepimiz aslında benzer amaçlarla yola çıkıyoruz. Kurduğu kansersiz hayatlar Grubu. grubuyla ikinizin yolu kesişti. Evet. Hikayenin devamını da Fiz Hanım'dan dinleyelim. Sesim geliyor mu? Yalnız Filiz'im, sesin geliyor ancak görüntün yok. Evet, görüntüyü göremiyoruz. Siyah gözüküyor bize. Bende normalde hiçbir problem yok. Belki hatlardan kaynaklanıyor olabilir ama. Olabilir. İlk bağlandığınızda da böyleydi. Tekrar bağlanmayı deneyelim mi istiyorsanız? Çünkü biz hiç görüntü alamıyoruz ama sesiniz geliyor. Tekrar çıkıyorum. Tamam, bekliyoruz. Orada bir sohbetteyiz. Tabii ki, tabii ki. Bu arada iki kız annesiyim. 14 ve 12 yaşında iki tane evladım var. Bir de Casper adında bir tane köpeğim var. O da benim evladım çünkü ben ona o gözle bakıyorum. Bu arada Avusturya'da yapıyorum. Trabzonlusunuz galiba. Trabzonsporlusunuz. Tebrik ederiz Orada şampiyonluğu. doğmuş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aslında Ordu doğumluyum ama İstanbul'da büyüdüm. Eşim Trabzonlu. Ama evet Trabzonsporluyum. 38 senenin sonunda gelen bir şampiyonluğu doyasıya kutlamak düşerdi zaten bize. O yüzden bize her yer Trabzon diyerek kutlamamızı gerçekleştirdik. Peki nasıl, bu arada Avusturya'dasınız. Ne kadar Avusturya'dayım. zamandır? 2006 yılından beri Avusturya'dayım. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra eşimle tanışarak buraya geldim ve buraya yerleşme kararı aldık. Eşim doğma büyüme buralı. Çok güzel. Bağlayabildik mi bakalım bu sefer? Evet, hoş Evet. geldiniz. Merhaba Filiz Hanım. Ne güzel sizi Merhabalar, görmek nasılsınız? böyle. Teşekkür ederim. Serizciğim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Filiz. O zaman ben başlayayım. Evet, hadi sizden devam edelim. Ben Filiz Disili, İstanbul'da oturuyorum. Buradan kucak dolusu dünyanın dört bir yanına selamlar olsun diyorum. Amerika'ya, Avusturya'ya. Bu platformda olmak da ayrı bir güzellik benim için. Onun için Ebru Hanım size teşekkür ediyorum. 2019 yılında başladı benim hikayem. 18 Ağustos evlilik yıl dönümümde bir pirenin beni ısırmasıyla sağ memeyi büyük ihtimal kaşımışım çünkü sağ memeden kan geliyordu. Sıktığım zaman gelen bir kandı. Öylelikle doktora gittik. Mamografiydi, ultrasondu. %95 malignant bulgular şekliyle ben kanser tanısını ilk aldım. Benim tanımda yaklaşık 2,5 ay patoloji sonuçlarını bekledim. Öyle bir şanssızlığım oldu benim. Yani sağ memeden ve sol memeden biyopsi yapıldı. Bunun sonuçları 20 günde çıktı. Doktor şöyle söylemişti bana, çünkü artık o kadar aşina oldular ki ben her hafta hastanedeyim. Her hafta sonuçları soruyorum. Onlar bana şunu söylüyorlar. Mesaj gelecek size. Buraya gelmenize gerek yok.
Ama hastanede benim telefon numaram yanlış kaydedilmiş. Bana hiçbir şekilde mesaj gelme şansı yok yani. Neyse ben patoloji sonuçlarını aldım. Koridorda biyopsi yapan doktorla karşılaştık. O kadar aşina artık ki bana tanıyor. Aa dedi ben dedi senin dedi aksillanda da vardı. Oradan biyopsi almadık değil mi dedi. Dedim almadınız. Dur dedi genel cerrah görmeden dedi ben şuradan bir de onu alayım. Ben bir de 25 gün onu bekledim. Sonuçta tedavi bu süre uzamaya başladı tabii. Benim ilk başta ilk tanıyı aldığımda memenin üst kadranında sızlama şeklinde bir kitle oluşmaya başlamıştı. Kemoterapiye başladığımda ceviz büyüklüğünde oldu ve ben aynaya baktığım zaman onu görüyordum. Tedaviye başlayamamak, çocuklarımın küçük olması, İstanbul'da yalnız olmak, hani onların da vermiş olduğu bir etkiyle sıkıntılı bir sürecim vardı. Ama benim yapmadığım bir tek şu vardı. Ben her zaman konuştum. Hastalığımla ilgili konuştum. Kanserle ilgili konuştum. Hiçbir zaman bu kelimeyi de saklamadım. Bir de ben kanser tanısını hastanede koridorda aldım. Nasıl Asistandan oldu? asistan sonuçlara baktı. Genel cerrah görmemişti o sırada. Kansersin dedi hastanenin koridorunda bana. Hani oturacağım bir yer de yok o an için. Allah'tan yanımda ilk defa bu hastane koşuşturması içerisinde yanımda birisi vardı. Hani dedim ne tür bir sonuç alacağım onu bilmiyorum. Ama dedim hani yanımda ol. %5'lik için o %5'lik için ne dualar etsin. Allah'ım dedim hani yağ bezesi olsun, kanser tanısı almayayım diye ne dualar ettim o 2,5-3 ay süresi içerisinde. Bu ara benim şeydir, kan değerlerime hiçbir şekilde bakılmadı, CA'lara bakılmadı. Hiçbir şekilde PET'ten de söz edilmedi. Hani biz ilk tanıya aldığımız zaman bu sosyal medya araştırmasını çok yapıyoruz. Google'dan da çok araştırıyoruz. Benim şansımı tanıdığım birisinin annesi meme kanseriydi. Abla dedi, senin PET çekilmen lazım. Yani bunu bana genel cerrahın ya da asistanın bunu söylemesi lazımdı ki o süre içerisinde ben bu işleri de yapmış olmam lazımdı. Beni farklı bir hastaneye yönlendirdiler. Orada onkoloji servisi yok. Biz de ilk önce kemoterapiyle başlaman lazım. Ama dediğim gibi PET'im yok. CA'larıma bakılmamış. Ameliyat hazırlığım yapılmış. Hani anesteziye gidiyorsunuz, kan tahlillerini yaptırıyorsunuz. O tarz bir ameliyata nasıl hazırlanacaksak o hazırlıklar yapılmış ama kanserle ilgili hiçbir tanı yapılmamış. Peki Öyle Filiz bir Hanım, bu şans. evrede siz, yani o aşamada siz evreyi, türünü daha bilmiyordunuz henüz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evreyi türü öğrendikten sonra zaten birkaç gün içerisinde bir gün içerisinde daha doğrusu ben üçüncü aksilladan gelen patolojiyle birlikte genel cerrahın odasını buldum. Gittim odasına dedim durum bu. O zaman dediler seni farklı bir hastaneye yönlendireceğiz. Tamam yönlendirin ama orası, ben Hadımköy'de oturuyorum. O hastane bana toplu taşımayla gittiğim zaman 4 saat uzaklıktı. Uzak, evet. Yönlendirdikleri hastane. O hastaneden özel bir sağlık kuruluşunda PET çekileceğim söylendi. Gazi Osman Paşa'da bir hastaneye yönlendirdiler beni. Sigortayla anlaşması var özel kuruluşun diye. Oraya gittim. Oradan oradaki genel cerraha şunu söyledim. Hocam benim bir doktorum yok. Evraklarıma da bakarsanız hiçbir şekilde yani tarihler aralığına bakıldığı zaman gerçekten karşılaştığım bir doktor yok yani. Beni o zaman şeye yönlendirdi. Alper hocama yönlendirdi. Benim o gün üçüncü hastanem. Perişan bir vaziyette ben Alper hocanın odasına girdim. Hatta şöyle bir Tarihi konuşma hatırlıyor oldu. musunuz? Tabii ki 24 Ekim. 24 Ekim. Saat 3, 3,5 civarı. Ben öyle bir giriş odasına girdim ki iki göz iki çeşmeyim bu ara. Bana ilk söylediği şey şu. Anneciğim, öyle bir tabiri vardı. Annem, çok şanslı bir hastasın. Ne güzel. Çok şanslısın. Bugün bizim kampanyamız var.
Öyle bir şey ki neyin kampanyası vardı? Yani ben direkt daldım odasına resmen. Hani onkologla görüşeceğim. Dışarıda asistanlara söyledim. Sırayı bekleyin dediler. Sıradaki hasta çıktıktan sonra hocanın odasına girdim yani. Yani neyin şanslı olduğunu da bilmiyorum. İnanır mısınız? Ben o şanslı oluşumu 2,5 yıl sonra yani yenilerde başka bir hastasından duydum. Hocam Perşembe günleri ücretsiz hastaya bakıyormuş. Gerçekten ben çok şanslıymışım. Ve o gün ben hocamın odasından ağlayarak girdim. Hatta bana şey söyledi. Ben sana dedi niye annem annem diyoruz? Biz de aynı yaştaymışız. Çünkü ben o kadar perişan bir haldeyim ki yani anlatamam yani o halimi. Oradan çıktım 4. hastaneye CA'lara bakılmaya gitmedim. Bir günde 4 hastane. Ve eve geldiğimde eşime şunu söyledim. Ben doktorumu buldum. Başka bir yere gitmiyorum. Ve 29 Ekim'e biz kemoterapi planlamıştık. 28 Ekim'de ben kan tahlillerini, PET sonuçlarını falan götürdüm hocaya. Gel dedi, ya dedi buraya kadar geldin dedi. Şuradan kemoterapini al da git. 2 saatlik yol, 2 araç değiştiriyorum. Ve kemoterapiyle ilgili o zamana kadar duyduğum şeyler kanser kelimesinden daha korkunç benim için. Evet. Kanserden daha çok kemoterapiden korkuluyor. Daha çok korkunç. Hocam dedim ben yanımda kimse yok ve dolmuşla geldim. Ki evde çocuklarımı ayarladım, yanımda gelecek olan kişileri ayarladım. Ondan sonrasında sen güçlü kadınsın dedi. Ben sana inanıyorum ve sen bu kemoterapiyi alıp gideceksin. Geçtim kemoterapi odasına, aldım kemoterapimi. Yarım saat hastanenin dışında bekledim. Ne olacak? Ne bitecek? Tabii bu ara o kemoterapi hepimiz yapmışızdır. Damarlarımızdan geçişini izledik. Yani takip ediyoruz nasıl gidiyor, bana Hissediyorsun. nasıl bir etki bırakacak. Ve hemşirem şunu söylemişti, eve gittiğin zaman hastayım diye yatmayacaksın. Günlük rutin işlerin neyse onu yapacaksın. Yeri gelecek yürüyüşünü yapacaksın, evinin işini de yapacaksın, çocuklarına da ilgileneceksin. Kendini yormadan, hayattan da soyutlanmadan. Ve ben bunu bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Yeni tanı almış olan herkese hayattan soyutlanmayın. Ev işi de olsa yani fark etmiyor. Kendinizi yormayacağınız şekilde bir şeylerle uğraşın diyorum. Böylelikle ben 4 artı 12 kür aldım. Arkasından sol meme mastektomu komple alındı. Hocam biraz ona bana kızdı hatta içini boşaltırsaydın. Ben silikonu kesinlikle düşünmedim. Yani farklı bir yani protez, silikon, farklı bir şeyin vücudumda olmasını istemedim. Silizin hatta onlar bana da bazen şey yapıyorlar. Hani isteyeceksin bunu. Zamanla isteyeceksin. Karın yağ dokusuna bakarsanız 3-4 tane meme çıkacak bir doku var ama sonrasında ben onu kaldıracağım bir pozisyonum yok. Yani ben evde çocuklarımla ilgilenmek zorundayım. Onları yeri gelecek kucağıma almak zorundayım. Çünkü eşim vardiyalı çalışıyor, gece evde yok. Ve o süre içerisinde benimle ilgilenecek hiç kimse yok. Neden kendimi sıkıntıya sokayım diyorum. Şu an gayet rahatım. Kendimi rahat hissediyorum. Hiçbir şekilde de moralimi bozmuyorum. Yani çift meme de olsa olur, tek meme de olsa olur. Önemli olan benim kafam rahat diyorum yani. Şu anki halinizde barışıksınız. Siz Seyiz Hanım'dan biraz daha farklı bir yol çizdiniz. Gerek görmediniz şu an için. Evet. Selizim, şimdi kanser hayatları ben şey yapayım. Evet, yollarınız nasıl kesişti? Şimdi Avusturya, Türkiye, sizin hikayeniz çok farklı. Ben kansersiz hayatlara girmeden önce şu meme konusunda bir şey söylemek Tabii istiyorum. ki, tabii ki. Bu bir kıstas değil arkadaşlar. Yani isteyen memesini yaptırabilir, isteyen yaptırmayabilir. Sizin aynaya baktığınız zaman moral ve motivasyonunuz ne şekilde mutlu olacaksa,
ne şekilde güzel olacaksa lütfen o şekilde davranın. Hiçbir zaman kendinizi bir başkasının size söylediği sözlerle hareket etmeyin. Size söyleyebileceğim tek şey bu. Ben aynaya baktığım zaman evet benim de bir eşim var. Benim eşim sen nasıl istersen o şekilde davran diyen bir insandı ama ben aynaya baktığımda ya da duşa girdiğimde rahatsızlık duyan bir bayandım. O yüzden kendimi tamamlanma gereği hissettim. Çünkü kanserin benden aldığını yere koyup yerine koyabilecek bir teknolojiye sahiptik. Ve o teknolojiyi kullanma taraftarıydım ben. Ve şu anki hayatımdan memnunum. Ama Filiz arkadaşım gibi düşünen ve bu şekilde hayatlarına yön veren çok daha farklı insanlar da var. Onlar için de motivasyonunu düşüren bir etken değil memelerinin kaybı. Ama ben bilmiyorum giyiniş olarak, kuşanış olarak biraz süslenmeyi ve püslenmeyi seven bir kadınım. Yani kadın gibi olmayı seven bir kadınım ben. O yüzden de o benim için bir eksiklikti. Ama Filiz arkadaşımı canlı gönülden tebrik ediyorum. Onun için bir eksiklik olmayabiliyor bu. Ve hayatına bu şekilde yön verebiliyor. Ama dediğim gibi bu bir kıstas değildir. Bunu yapan da var, yapmayan da var. Ama başkalarının sözüyle değil. Lütfen kendi düşüncelerinizle kendiniz ihtiyacınız varsa yaptırın. Bir başkasının sözüyle lütfen bunu yaptırmayın. Tek diyebileceğim şey bu. Evet, altını Ben çizelim burada. sözüm Hakikaten vermek bu önemliydi, altını çizelim. Herkesin farklı yolu olabiliyor. Ayrıca kadınlık tanımının da farklı çeşitleri var. Herkes için farklı. O yüzden ikinizi de tebrik ediyorum. Kendiniz için kendinize iyi geleni yapmışsınız. Bravo. Biz Seliz Hanım'la kansersiz hayatlardan öncesinde tanışıyoruz zaten. Evet. Bu hikayeyi de duyalım. Nasıl oldu? Sonra tekrar çünkü zamanlar kanser farklı. Aha. Evet, 2019 yılı ikimizin de kanser tanısı aldığımız yıl ve o süre zarfı içerisinde maalesef ilk tanıyı aldığınızda şöyle bir şey gerçekleşiyor hastaların kafasında. Filiz'in de demin bahsettiği gibi internete girip araştırma gereği duyuyorsunuz. Ve o internete girip araştırdığınızda karşınıza çok fazla sayfa çıkıyor meme kanseri ile ilgili. Ve hepsine teker teker inanın kaydoluyorsunuz. Ve herkese ayrı ayrı sorular soruyorsunuz. Senin meme kanserinin cinsi ne? Senin meme kanserinin evresi ne? Koltuk altında var mı? Hangi ilacı kullanıyorsun? Kaç kur kemoterapi aldın? Bunları soruyorsunuz, soruyorsunuz ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Kafanızda sadece bir çöplük yığınından başka hiçbir şey elde etmiyorsunuz. Çünkü şunu sonradan anlıyorsunuz. Herkesin kanseri kendine göre, herkesin vücudunun yapısı kendine göre, herkesin tanısı kendine göre, her kemoterapinin dahi insan vücudunda yarattığı etkiler kendine göre. Bunları işin içerisine girdiğiniz anda anlayabiliyorsunuz ve o süre zarfı içerisinde işte o kanser sayfalarından birinde tanıştığım arkadaşlarımdan biriydi Filiz. Çok güzel. Yine güzel bir, çok güzel mesajlar aslında çıkıyor buradan. Hastalık değil, hasta vardır. Yani bu kişiye özel. O yüzden lütfen herkese tekrar edelim. Kendinizi karşılaştırmayın. Ona aldığı ilaç sizde aynı etkiyi yapmayabilir. Evet, genel çerçevede bazı şeyler var ama mutlaka her şeyden önce kendi tedavinizi yapan, yöneten, orkestra şefi olan, ki bu işin orkestra şefi medikal onkolog. Onunla çok yakın temasta olun, sağlık ekibinizle çok yakın temasta olun. Mutlaka onlara danışın. Kulaktan dolma bilgilerle, internette okuduklarınızla hareket etmeyin. Evet. Benim internette kusmadım. Bir kere bile 16 kürde bir kere bile mide rahatsızlığı yaşamadım. Mide bulantısı kesinlikle yaşamadım. Yani bu biraz önce Seliz'in dediği gibi her bünyede farklı. Kesinlikle. Korktuğum gelmedi. Ben çok rahat bir şekilde iki tane toplu taşıma aracı değiştiriyordum. Kemoterapiye gidiyordum ve geliyordum. Sadece yaptığım bir tek şey vardı. Otobüs şoförüne uyuyabilirim. Şu durakta beni indirin. İlaç aldım. Buydu yani. Çok özür dilerim. Şu anda altta bir soru geçiyor. Meme kanserinde tüm ilaçlar aynı değil mi diye. Arkadaşlar meme kanserinin triple negatif meme kanseri var. Hormon pozitif, HER2 pozitif meme kanseri var. Hormon pozitif, HER2 negatif meme kanseri var. Yani meme kanserinin bile bu kadar çok çeşidi varken
kullanılan ilaçların aynı olmasını bekleyemezsiniz. Kesinlikle. Birçok ilaç var. O yüzden ilaçları bile konuşmamak gerekiyor. Lütfen ben bu ilacı kullanıyorum, sen hangisini kullanıyorsun bile dememek gerekiyor. Tek yapılması gereken şey doktorlarımıza güvenmek ve doktorlarımızın vermiş olduğu prosedürleri uygulamak. Tabii ki sorgulayabiliriz, sorgulamak gerekir de, ama sorgulamak demek diğer insanlarla kendini kıyaslamak anlamına gelmiyor. Bunu yapmayalım. Bilgi kirliliğinden başka hiçbir işe yaramayacaktır. Kafanızı karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Bizim aramızda dördüncü evre olup da hala hayatına sağlıklı bir şekilde devam eden insanlar, arkadaşlarımız var. Ben kendim üçüncü evreyim. Koltuk altı metastası olan bir insanım. Yani bunlara da takılmayın. Derecesine, Ki 67'lerini, artık patoloji sonuçlarını yollayanlar, onu değerlendirmek isteyenler, bizler doktor değiliz arkadaşlar, bizler hastayız. Ve bizim bunları yapması gereken kişiler doktorlarımız ve doktorlarımız bu ekibin ana kadrosunu oluşturuyorlar. Biz sadece motivasyon ayağıyız. Sizin yapmanız gereken tek şey tedavinize odaklanıp kendinizi motive edebilmek için kendinizi alternatif şeyler aramak. Yürüyüşler, danslar, arkadaşlarınızla buluşup muhabbet etmeler, bu tarz şeyler yapabilirsiniz, ama diğer konuları lütfen doktorlarımıza bırakalım. Kesinlikle. Kesinlikle çok doğru. Lütfen kendinizi karşılaştırmayın. Dediğimiz gibi mutlaka tedavinizi yöneten doktorunuza danışın. Bu arada ben ufak bir yer değişimi yapıyorum bu arada. Bir konferans salonunun diğerine geçiyorum. Saate bakıyorum. Saatimiz kaç? Çünkü birazdan sürpriz konuğumuzu bağlayacağız. Bir de şunu söylemek istiyorum ben, doktorlar konusunda özellikle, eğer bir doktordan fikrinden diyeyim artık emin olamadıysanız, başka bir doktordan da görüş alabilirsiniz. Yani tek bir doktorla kalmayabilirsiniz. Onu da arkadaşlara söylemiş olayım. Bunu evet ikinci görüş olarak zaten tabir ettiğimiz özellikle daha çok belli kilit noktalarda kişilerin başvurabildikleri bir nevi sağlama gibi de düşünebiliriz belki bunu. Aslında bu hasta hakları yani o kişinin olan hakkı çok doğal bir hakkı. Bunu kullanabilir mutlaka danışabilir özellikle bazı durumlarda tek bir yol değil, birden fazla yolun çıktığı durumlar olabiliyor. Farklı görüşler de olabiliyor. Hiçbir şey siyah ve beyaz değil. Bazen gri alanlar var. O yüzden biraz önce soran ben göremedim soruyu ama izleyici gibi yani tek bir yol olmuyor bazen. Birkaç yol önümüze çıkabiliyor. Bunlardan hangisine gireceğimizi karar verebilmek için bazen birden fazla görüş alabiliyoruz. Düşünebiliyoruz artılarını, eksilerini. O yüzden mutlaka güvendiğiniz, rahat ettiğiniz, bilgisine güvendiğiniz, rahat ettiğiniz, bir iletişim kurabildiğiniz doktorunuzla beraber tedavinizi adım adım yürütün. Parmak izi gibi herkesin hastalığı kendine özel. Evet. Evet, kesinlikle özel. Eğer fırsatınız varsa Ebru Hanım, bir şey daha söyleyebilir miyim Tabii ki, arkadaşlarımıza? tabii ki, tabii ki. Söz sizin, buyurun. Şimdi kansere yakalandığımız zaman maalesef şu tabirleri de duyuyoruz. Kansercik, bu bir grip, bu bir enfeksiyon gibi. Hayır, bu bir kanser. Bir kere önce bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Kanser tanısını aldığınızda evet çok zor. Tokat gibi insanın suratına çarpıyor. Ama ne kadar çabuk yüzleşirseniz motivasyonunuza kavuşmanız o kadar kolay oluyor. Lütfen kendinizi arkadaşlar şartlandırmayın. Ağlamak istiyorsanız ağlayın. Gülmek istiyorsanız gülün. O anda yaşamak istediğiniz duyguları içinize atmayın. Biriktirmeyin ve yaşayın. Ben de çok fazla havluyu ağzıma kapatıp da çocuklarımın duymaması için ağladığım çok zamanım oldu. Saçlarımı havluyla kurularken havluya baktığım zaman, saçlarımı gördüğümde evet yıkıldığım zamanlar oldu. Ama her zaman şunu söyledim. Ne zaman karanlık olursa olsun, sabahleyin uyandığım zaman güneşin doğduğunu ne kadar biliyorsam, bu savaşı kazanacağımı da o kadar emindim, kendimden emindim, kendime güveniyordum. Tabii ki Rabbimin verdiği ömrü sadece Rabbim bilir, ama Rabbim de bize bir akıl vermiş, bunu kullanmamız gerekiyor. O yüzden lütfen tek yapmanız gereken şey
Motivasyon, motivasyon, motivasyon. Ama bu motivasyon sadece 24 saat gülmek değil. Ağlamak da bir motivasyondur. Bağırmak da bir motivasyondur. Emin olun bundan. Lütfen içinizden geçeni yapın, yaşayın, yaşamak istediklerinizi yaşayın ve geriye dönüp baktığınızda süreciniz bittiğinde emin olun, her zaman bu sözü kullanıyorum. Kazı çalışması yapıyorsunuz ve o kazı çalışmasının sonunda bir yerlerde kendinizi buluyorsunuz ve o bulduğunuz çocuğu tekrar büyütün. Lütfen. Yaptığınız yanlışları bir daha yapmadan büyütün. Çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten bir kazı çalışması. Evet. Çünkü bir yerlerde kendimizi unuttuğumuz için bunları yaşıyoruz. Unuttuğumuz yerden tekrar başlamalıyız. Size ikinize de ayrı ayrı sormak istiyorum. Bu süreç içerisinde size neler iyi geldi? Filiz'cim sen başlamak ister misin? Tam soruyu anlamadım ben. Bu Bu süreç süreç içerisinde içerisinde neler iyi geldi? benim için konuşmak iyi geldi diyeyim. Hiçbir zaman ben susmadım. Özellikle hastalığımla ilgili susmadım. Sadece beni üzen nokta çocuklarımın küçük olmasıydı. Zamanla yarışıyordum yeri geliyor. O beni zorladı. Yürüyüş yapmak benim için iyi geldi. Ailemle olmak benim için iyi geldi. Aynı zamanda artık tanıyı aldıktan sonra hayır demeyi, bunu hepimiz söylüyoruz, hayır demeyi öğrendim. Şu an hiçbir şekilde beni üzen bir şeye direkt olarak karşılığını veriyorum. İçime atmıyorum yani. Çünkü bu benim ikinci şansım. Ailemle mutlu olmak istiyorum. Çocuklarımla mutlu olmak istiyorum. Onlarla bir ömür geçirmek istiyorum. Onun için de hiçbir şekilde moralimi bozmaya niyetim yok yani. Ben yeni tanı aldığım zaman bile yakın çevremden çok destek gördüm. Oturduğum binadaki arkadaşlarımdan, çocuğumun öğretmenlerinden çok fazla destek gördüm ben. Hiçbir zaman da moralimi bozaraktan kanserim demedim. Gülümseyerek kanserim dedim ve ben bunu atlatacağım dedim her zaman için. Ve karşımdaki insanlar nasıl davranacağını bilemedikleri anları oldu. Hala da söylerler. Biz o zaman çok şaşırdık. Biz sana nasıl hitap edeceğimizi bilemedik. Ama sen gülerek cevap veriyorsun. Ben hep öyle oldum yani. Şu anda kabullenmem sadece çocuklarından dolayı sıkıntı oldu ama onu da çabuk atlattım. Zaten kansersiz hayatların kurulmasının sebebi de o 2,5-3 aylık süre, çocuklarımla yaşadığım süre, çocuklarımla gördüğüm andaki hislerimden oluşan bir süreydi. Geçen yıl kanser haftasında Alper hocamın konuğuydum. Orada bana şöyle bir sorusu vardı. Kanser sende neyi değiştirdi? Kanser bende şunu değiştirdi. Ben her gördüğüm kadına 20 yaş üstü, her gördüğüm kadına farkındalığı anlatmaya başladım. Bu otobüste olur, okulda olur, nerede olursa olsun fark etmez. Yeter ki kadın olsun. Yani her gördüğümde bunu anlatıyordum. Alper hocam bana şöyle bir şey söylemişti. Bununla ilgili bir takım sivil toplum örgütleri var. Onlarla iletişim kurabilirsin. Tek başına bir şey olmaz. Ama biz kulak ardı ettik bunu. Haziran'da kontrole gittim. O zaman kongre var. Söylediği şey şuydu bana. Siz oturun oturun. Nice kanser hastaları kongrede. Siz de kanser hastasınız, onlar da kanser hastası. Siz niye buradasınız? Arkadaşıma dedim ki ya Alper hocam hep bunu söylüyor ama biz ne yapabiliriz ki? Sonuçta ev hanımıyım. Ne yapabilirim? Affedersiniz. Facebook'ta bir grup kuralım dedik. Tamam. Kapalı bir grup olsun. İsim ne olsun? Kansersiz hayatlar. Kansersiz hayatımız olsun demek istiyoruz aslında. Yani, sonuçta bu tedavi tanıyı aldık, bu hastalıktan kurtulduk. Yeni bir hayatımız. Kanser tanısını almışız, o dönemi yaşamışız ama bundan sonraki hayatımızda kansersiz bir hayatımız olsun duadır resmen. Yani logomuz kızımın çalışması. 11 yaşındayken kızım yapmıştı o çalışmayı. Alper hocama teşekkür etmek amacıyla yaptığı bir
mozaik çalışmasıydı. Şu an logomuz o. Biz açıldık, yani sayfayı açtım. Nasıl paylaşacağım, ne paylaşacağım bilmiyorum. Seliz'e o zaman söyledim. Seliz, hani ben böyle bir sayfa açtım, katılır mısın? Hayır dedi. Ben hiç birçok gruptan çıktım zaten dedi. Ben kesinlikle grup falan istemiyorum dedi. Dedim beni kırmazsın. Tamam dedi, seni kırmıyorum. O gün bugündür yaklaşık 10 aydır Seliz'le birlikteyiz. Instagram'da 7 Aralık'ta açtık. Biraz hani kapalı gruba alışık olduğumuz için Instagram bizim için çok farklı geliyordu. Hani farklı bir his gibi geliyordu. Ama şu an yaklaşık 4 aydır burayı da hallettik. Burada da çok güzel çalışmalar yaptık her an için. Avusturya'da Seliz, İstanbul'da ben, şimdi İzmir'de Aslı'mız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve ben o süreç içerisinde yaşadığım sıkıntıdan, hani psikolojik olarak diyeyim sıkıntıdan, o hissiyatı sadece ben yaşamıyordum. O tanıyan herkes yaşıyordu. Onun için umut olmak istedik. Biz bu hastalığı yendik. Bu savaşı kazandık. Sizler de kazanabilirsiniz. Sizler de bu mücadelenin, kanserli dansın galibi olabilirsiniz, şampiyon olabilirsiniz diyoruz. Yani o amaçla buradayız. Gönülden gönüle hitap etmeye çalışıyoruz. Elimizden ne geldiğince. Yeri geldi, ben normalde ekranlarda pek fazla olmuyorum. Seliz Hanım sağ olsun. O bizim ekran yüzümüzdü. Ama yeri geldi, ben gece bir yarısına kadar telefonla o kadar kişiyle konuşmuşluğum olmuştur. Onları dinlemişimdir. Yani çok fazla hikayeler duyuyorum. Çok fazla sıkıntılar duyuyorum mesela. O konuda da ben şanslı olduğum, eşim konusunda şanslı olduğumu hissediyorum. Arkadaşlarım konusunda şanslıydım. Ama bu şansı yakalayamayan arkadaşlarımız var. Morali dibe inmiş arkadaşlarımız var. Onlara umut olmak istiyoruz. Çok güzel. Hikayeyi de bu arada ben bu kadar detaylı olarak ilk kez duyuyorum. Çok güzelmiş hikayeniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Böyle güzel bir öncülük yaptığınız için, insanları aynı çatı altında toplamak, paylaşmak, dertleri paylaşmak, sevinci paylaşmak çok çok güzel. Çünkü siz böyle mutlu, umutlu, müzikli, moralli şeyler de paylaşıyorsunuz. Sadece hastalıktan konuşulmuyor. Bu da hayatın bir parçası olmuş oluyor. Bu arada bakalım sürpriz konuğumuzu şu anda bağlayabiliyor muyuz? Alper, ben bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun, buyurun. Buyurun lütfen. Sinizm'de hiç yan yana gelemedik. Yani tenimiz, elimiz birbirine değmemiştir. Yanağımız birbirine değmemiştir, öpmeksin diye. Ama ben ne zaman ya sayfada da şunu yapsak diyeceğim, Seliz Hanım'ı arayacağım. Bir bakıyorum bana mesaj atmış. Bak ben bunu yaptım. Aynı şey. Çok güzel. Yani gönül dostluğu kurmuşsunuz. İlla fiziksel olarak yan yana olmaya gerek yok. Bazen insan birbirini tanımadan da, o göz göze gelmeden de, yüz yüze gelmeden de sevebiliyor, anlayabiliyor. Bazen çok yakınındakinden daha iyi anlayabiliyor. Siz de o frekansta buluşmuşsunuz diye düşünüyorum. Ne kadar güzel. Böyle kendi içini yakalamış insanlar başkalarına da ışık oluyor. Kesinlikle. Ebru Hanım, demin sormuştunuz ya size ne iyi geldi bu süreçte diye. Emin olun bu işte çok iyi geldi. Kansersiz Hayatlar sayfasında bir moderatör olarak göreve başlamak çok iyi geldi. Arkadaşlarıma kendi yaptığım hataları ve kendi yapmak istemediğim şeyleri anlatmak çok iyi geldi. Onların hikayelerini dinlemek çok iyi geldi. Ama ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Evet, hayır demeyi öğrendik ama ben işe şuradan başladım. Ben hayatımda bana yük olan, akraba da dahil olmak üzere, birçok kişiyi çıkartmakla işe başladım. Çünkü ben şunun farkına vardım ki benim hayatımda bana faydası dokunmayan ama faydasından çok zararı dokunan çok fazla insan varmış. Onları çıkartmayla işe başladım. Alper Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Gecenin bu saatinde canlı yayın yapmak çok güzel bir şey. Bağlantı biraz dondu mu acaba? Şimdi geldi. Üçünüz de enerjiksiniz. Frekanslarınız uyumlu maşallah.
kansersiz hayatlar, meme kanseri tanısı frekansın veya enerjinin bir yerde oluşur. O enerji bir yerde boşalması gerekiyor. Şanslı insanlar dediğimiz kansersiz hayatlar veya acaba hocam bende mi sadece bağlantıda sorun var? Kişiler... Hayır. Bende de sorun var hocam. Bende de var. Hocam internetinde size problem var şu anda. Sesiniz çok kısık kısık geliyor. Sürekli İnternet, kesiliyor. Evet, iyi. Şu an nasıl? Daha önce de bu şekilde şu an daha iyi. Hiçbir sıkıntı yaşamamıştık aslında ama. Bir mekan değişikliği yaparsanız. Evet. Teknolojinin bazen aksaklıkları olabiliyor. Evet. Maalesef. Geçiyoruz hemen. Hiç sorun değil. Biz buradayız. Düzelene kadar bağlantımız. Şimdi nasılız? İyi miyiz? Daha iyi. Biraz konuşun evet. Hocam. Daha iyi sanki. Evet. Buyurun. Sesin net geliyor mu? Evet hocam. Şu an görüntü iyi. Ben üçünüzü de alıyorum. Evet. Nasıl? Ebru Hanım ses var mı? Evet var şu anda. Buyurun hocam. Duyabiliyorum. Şu anda sıkıntı yok gibi. Biz evet. Olursa size işaret edelim. Buyurun. Tamam. Büyük bir şans. Evet, donkunuz ama beni alınca ağır mı geldi acaba diyeceğim. Benim de aklımdan geçmedi Necla, değil. Acaba dört kişi yayınladım. Olunca mı şey oldu tamam, diye ben... düşündüm mü? Evet, ses gitti diyor. Ebru Hanım hiç problem değil. İsterseniz ben yayından ayrılabilirim. Sonuçta Filiz arkadaşımın tamam. Da doktoru. Wi-Fi'yi kestim ben. Wi-Fi'yi kestim belki düzelir. Direkt 3G'den giriyoruz. Tamam hocam şimdi daha iyi şu anda. Evet, daha iyi. Çok teşekkürler. Wi-Fi'yi yaratmış olabilir. Dediğim gibi kanser hastalıkları veya kronik birçok hastalık vücutta biriken enerjiyle ilişkili. O enerji belli bir yerde birikiyor ve bunu hayatın devamı için veya canlının, vücudun devamı için o enerji bir şekilde bir kronik hastalık haline gelmesi gerekiyor. Bu da kanser de bu hastalıklardan birisi. Bunu vücut eğer atabilirse devam ediyor, yaşam devam ediyor. Atamazsa, içinde biriktirirse ve o enerji patlaması farklı bölgelere yansırsa yani EV4'te karşımıza çıktığı zaman kanser maalesef çoğu zaman çok iyi olmuyor. Onun için erken tanı her zaman bütün onkologların da bütün hastaların da bütün sağlık personelinde vurguladığı şey erken tanı hayat kurtarır. Onun için farkındalığın yüksek olması biz doktorlardan daha etkin bir yaklaşım sağlar. Bu görev de sizlere ait. Yani Filiz'e, evet. Selize bir o kadar görmediğimiz insanlara yani erken tanıyı siz yapabilirsiniz ki bu dünyada Türkiye bu işte bir öncü. Meme kanserinde neredeyse %70-%80 oranında evde bir veya ikide yakalayabiliyoruz artık. Yani bundan 20-30 sene öncesinde evre 3, evre 4 olan meme kanserleri şu an farkındalığın yüksek olması. Bunlar da sizler sayesinde olduğu için bunun altını her zaman çizerim. Farkındalığı sizler biz dernek onkologlardan veya derneklerden daha güzel bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Daha çok net bir şekilde enerjiniz ve frekanslarınız aynı olduğu için uzaklık kilometrece uzaklık olmasına rağmen frekansları iki kardeş gibi birbirine çok iyi geçmiş. Bunu Ebru Hanım'la da yapabilirler. Diğer hocam yine takılmaya başladı. Seyiz Hanım sizi kısa bir süre için yayından alayım. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Tabii ki. Seve seve.
Evet, bakalım. Hocam buyurun devam edin. Arada takılmalar oldu ama. Evet. Ben hızlı bir giriş yaptım ama ne kadar anlaşıldım bilemiyordum. Onun için Yok çok. siz derneklerin veya oluşumların çok çok önemi var. Bunu hiçbir şekilde ehemmiyetsiz olarak görmeyin. Siz bu konuda onkologlardan da derneklerden de yani onkolojik derneklerinde de veya kanser derneklerinden de daha ön plandasınız. Bunun altını net bir şekilde çizelim. Önemli olan erken tanı. Hatta önemli olan bu kansere yakalanmamak. Bunu da kansersiz hayatta yalnızca kanser olan hastalara değil, ailelerine de yani tanı konulmadan önce de bunlara ulaşıp gerekirse kanser oluşmadan da kanserin önüne geçebilecek hale geldiği teknoloji veya testlerle bunu tespit edebiliyoruz artık. Bu şekilde bir yaygınlık olursa en azından kanserin vücuda oluşmamasını engelleriz ve bu şekilde de tedaviye bile gerek duymadan bu rahatsızlıktan veya bu illetten kurtuluruz. Bu arada bizi dinleyenler için riskimizi arttırmak için, kansersiz bir hayat için neler yapmalıyız, neler yapabiliriz, Kansersiz üzerinden yani geçebilir miyiz? şimdi her üçünüz de az çok bu illetten muzdarip olduğunuz için net bir şekilde söylediğim gibi bir enerji tıkanıklığı oluyor vücutta. O enerji tıkanıklığı sizin alışkanlıklarınızdır. Nelerdir? Duygu düşüncelerinizdir. Düşünceler çok çok önemli. Bir sefer pozitif düşüneceksiniz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey yani. Pozitif düşünen veya pozitif yaşamayı seven kişiler kanser geçirmiş olsa dahi hastalıktan kurtulma oranları daha da yüksek. Özellikle meme kanserinde yani hormon pozitif meme kanserinde bunu no bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için siz aynanın karşısına geçeceksiniz veya bir defter alacaksınız. 40 yaşındayım, 45 yaşındayım, 50 yaşındayım fark etmez. Şu ana kadar neleri yanlış yaptım hayatımda? Kimleri zorla tuttum bu hayatta? Kimleri zorla tuttum bu hayatta? Bu eşiniz de olabilir, çocuğunuz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir. En yakın komşunuz olabilir. Kimleri zorla hayata tutmak için özveride bulundum. Bunları düşünün ve tek tek yazın. Bunların üstüne çizin. Bak size iyi gelmeyen herkesi çizin. Çünkü önemli olan sizsiniz. Filiz bahsetti veya Seriz dedi. Dedi ki hocam biz içimizdeki o cevheri bu aslında unuttuğumuz için bunlar başımıza geliyor. Önce ben demediğiniz için aslında kanser. Önce ben demek narsizm değildir. Öz şefkattir. Önce ben demek narsizm değil. Karıştırmayalım narsizmle. Başkasından üstün değiliz biz. Başkasından alçak değiliz. Bunu unutmayın. Başkasından herkesi memnun etmeye veya herkesi tatmin etme gibi bir duygunuz Yetemeyiz. olmasın. Yetemezsiniz bir yana yapmayın da. Bu çocuğunuz da olabilir, eşiniz de olabilir. Anneniz de, babanız da fark etmez. Herkesi mutlu etmeye çalışırsanız siz eninde sonunda bu hastalıkta karşı karşıya geleceksiniz. Onun için ne yapacağız? Bir pozitif düşüneceğiz veya bu hayatımıza negatif olan herkesi yavaş yavaş uzaklaştıracağız. İkincisi, en önemlisi stresi vücuttan uzaklaştırmanın başka yolları var. Spor gibi, müzik gibi, kahkaha gibi, muhabbet gibi. Bu muhabbeti en güzel bayanlar yapar. Ama muhabbet yaparken de daha çok güzel muhabbet. Yani çekiştirme, gıybet veya dedikodudan ziyade pozitif bir muhabbeti de kadınlar çok rahat bir şekilde başarabilir. Bunu yaparsanız da kanser tanınız olsa da olmasa da kansere yakalanma veya tansiyon hastası olma, şeker olma gibi sıkıntılardan da kurtulmuş olacaksınız. Net bir şekilde. Bunun dışında yediğimiz, içtiğimize de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle sanayileşmiş toplumlarda bildiğim gibi raf ömrünü uzatmak için veya daha hızlı bir döngüde büyümesini sağladığımız tüm verdiğimiz dışarıdaki hormonlar veya antibiyotiklerle maalesef ürünlerimizi veya gıdalarımızı kanserojen haline getiriyoruz. Bunlara da çok dikkat edersek yani enerji ihtiyacımız kadar tüketirsek bu bizim için çok sağlıklı olacak. Bir diğeri ise Kilo almayalım. İdeal kilomuzu tutalım. Gerektiği kadar kesinlikle yiyelim. Spor yapalım. yağ oranını çok olması gerekenden %25'in altına indirmeniz gerekiyor bu bayan için.
çok önemli. Bir kadın da %20-25'in arasında kalması lazım yağ oranı. Ben kilo indeksinden bahsetmiyorum bak. %20-25 indeksten bahsetmiyorum. Yağ oranı. Yağ oranı eşittir östrojen üretimi. Östrojen üretimi özellikle postmenopozal dediğimiz menopoza girmiş kadınlarda en büyük östrojen yani kadınlık hormonu üreten organımız adipoz doku dediğimiz yağ. Yağ dokusu. Yağ dokusunu nasıl kasa çevireceğiz veya nasıl eriteceğiz? Bunlar egzersizlerle veya diyetlerle rahatlıkla yapılabilir mi? Yapılabilir. Onun için ben yapamam demeyin. Yapın. Kendiniz için iyi şeyler yapın ki sizi sevenler sizinle beraber hayatta olsun. Bir diğeri de meditasyon. Meditasyon, yoga ve nefes. Bunlar çok çok önemli. Bunlar vücudun o tıkanmış olan enerjisini açacaktır. Siz nerede tıkalı olduğunu bilemezsiniz. Bilinçaltı bilir ama siz bilemezsiniz. Bilinçli insanlar bilemez. Biz hiçbirimiz bilemeyiz. Onun için meditasyonla o tıkanı olan enerjiyi günde yapacağınız 20 veya 30 dakikalık bir meditasyonla bunu herkes rahat bir şekilde öğrenebilir ve bunu uygulayabilir. Hayatınızın bir dönüm noktası şeklinde alışkanlık haline getirirseniz bunu o tıkanmış olan enerjileri bir şekilde yoluna koyar. O akış yeniden sağlanır. Akış sağlandığı zaman vücut kendini yeniden tamir edecektir veya zindelik, sağlık kazanacaktır. Evet. Çok güzel anlattınız. Yani siz tedavileri veriyorsunuz ama bunun dışında kişiye de diyorsunuz ki siz de ruhunuzu, vücudunuzu bunları optimal, en iyi şekilde destekleyecek hale getirin. Yüklerinizi hafifletin, kendinizi güçlendirin. Nasıl yapın? Destek ortamınızı kurun, meditasyon yapın, spor yapın, bazı zararlı alışkanlıklarınızı bırakın, yararlı alışkanlıklar edinin. Yani işin özeti bu. Sadece vücudunuz değil, ruhunuza iyi gelen şeyleri de yapın. Olmamız gereken de bu zaten. Bunu herkes için öneriyoruz. İlla da hasta olmamıza da gerek yok. Bunları, alışkanlıklarımızı değiştirirsek hem daha mutlu oluruz, hem daha sağlıklı oluruz. Uzun yaşamak sizin elinizde. Herkes ben kaderimde ne varsa onu yaşarız der ama kaderi ne ben bilirim ne başkası bilir. Günü hiç kimse bilemez. Ama zaten bu size kalmış bir şey. Yani kader değiştirilebilir bir şey. Sigarayı bırakırsanız daha sağlıklı olacağınız kesindir yani. Veya daha az tüketirseniz zayıf olacağınız kesindir. Yani bu sizin elinizde. Her şeyi kaderciliğe bırakıp ne olsa benim başıma gelecek, ne de olsa benim genetiğimde var, benim çevremde var. Onu bunu suçlarsak, hiçbir sorumluluğu kendi üzerimize almazsak, başımıza gelecek her şeyden, her olumsuz şeyden dış çevreyi mesul tutarsak, o zaman hiçbir şey yapmayın, oturun oturduğunuz yerde, hiç kimseye de bulaşmayın. Onun için mesuliyet sizde. Bir sizsiniz, sizden başka bir yok. Bir Filiz var, bir Ebru var, bir Seliz var. Bundan başkası yok. Onun için size sizden daha iyi bakacak hiç kimse de yok. Doktorunuz sizi ne kadar çok sevse, ne kadar ilgili olsa, ne kadar bilgili olsa bizim vereceğimiz çok kısa bir şey. 3 aylık, 5 aylık bir tedavi. Bilemedin 10 yıllık bir tedavi. Ama o tedavi 3 haftada bir olacak, 2 haftada bir olacak. 2 saat sürecek, 3 saat sürecek. Daha sonra doktor ister istemez bir diğer hastaya geçmek zorunda. Eşiniz de hakikaten öyle. Onun için önce siz. Siz olduktan sonra zaten sizi seven bundan dolayı sizi daha çok sevecektir. Siz sağlıklı, daha güzel, daha yakışıklı veya daha zengin, daha başarılı olduğunuzda sizi sevmeyen zaten sevmiyordur. Bırakın gitsin. Bak altını izleyin. Daha sağlıklı olduğunuzda. Sizi sevmiyorsa ve kıskanıyorsa bu insan sizi zaten sevmiyordur. Seviyormuş gibi yapıyordur. Onun için evet, onun için önce siz kendinizi iyi hissedin. Sizi seven de siz iyi olduğunuz için sevinecektir. Özellikle Seliz'e, Filiz'e, çocukları olan annelere bunu net bir şekilde söylüyorum. Annelik dünyanın en kutsal, görevi demiyorum, en kutsal duygusudur. Bak, görev değil o. Duygudur. Onu hiçbir varlık, anne olmayan hiçbir varlık anlayamaz. Onun için güçlerinin en büyüğü, enerjilerinin en büyüğünü çocuklarından alıyordur bizim hastalarımız. Ama siz iyi olun ki o çocuklar da, sizi sevenler de daha iyi olsun. Biraz evvel çok güzel bir şey söylediniz. Ben onu tekrarlamak istiyorum.
Siz Seliz Hanım için de Filiz Hanım için de aynı şeyi söylediniz. İçlerindeki cevheri çıkardılar dediniz. Aslında Kesinlikle. zaten içlerinde olan bir güç. Peki bununla ilgili biz aslında bu yayını yapmadan evvel hikayelerini paylaşmıştık. Filiz Hanım'ın, Seliz Hanım'ın. Özellikle Filiz Hanım'ın hikayesini paylaştığımızda altına sizinle ilgili de pek çok yorum geldi. Ben izninizle şunu sormak istiyorum. İyi bir medikal onkolog, bu orkestranın şefi olarak tedavide nasıl destekler? Tabii ki kılavuzlarla takip edilen tedaviler var. Aslında bir kısmını siz anlattınız. Belki ilk başta yaptığınız vurgu, o kişinin kendi içindeki cevheri çıkarmasını da sağlamışsınız. Ama bununla ilgili başka neler söylemek istersiniz? Ben çok merak ediyorum. Yani sizin En önemli yaklaşımınızı, artık önceliklerinizi. Seliz canlı yayının başındayken bahsetmişti. Herkesin kanseri kendisine özgüdür. Bir. Net altını çizelim. Artık herkese aynı tedavi vermiyoruz. Bu da iki. Yani ben kırmızı ilaç aldım, o sarı ilaç aldı, bu yeşil ilaç aldı diye olabiliyor. Aynı meme kanseri, aynı evre olsa dahi çok farklı tedaviler söz konusu. Evre 1'de de, evre 2'de de, evre 3'te de. Gerçekten de onkoloji şu an dünya üzerinde en hızlı devinimi olan bilim. En hızlı devinimi olan, yani yenilenen bir bilim. Onun için biz daha çok tedavilerimizi yaparken kılavuzlara bağlı kalmaya çalışıyoruz. Ama kılavuzlar da bireyselleşmiş tedavi. Artık hastanın tümörünün genetiğini analiz ederek tedavi etmemizi öneriyor. Bunu memede de, akciğerde de, diğer tümöral tümörlerde de yapıyoruz. Artık yani genetiğini tespit etmeden veya cinsini öğrenmeden tedaviye başlamak çok yanlış olur. Bazı hastalıklar çok hızlı öğrenilen küçük hücreli veya test tümörlerinde bazen biyopsi sonucunu beklemeden de tedavi başlayabiliyoruz. Çünkü başlamazsak hastayı kaybedeceğiz. Bunu net bir şekilde biliyoruz. O gibi durumlar dışında her kesten bir genetik analiz veya yapılabilecek genetik profilleme yapılıyor. Ondan sonra da buna istinaden hangi tedaviden fayda görecekse onu başlıyoruz. Bu bir. Tedaviyi maksimum dozda ve zamanda almak çok çok önemli. Bunu da doktorunuzun hüneri yani iletişimi çok çok önemli. Hastalandı mı, neden gelmedi veya neden bu ilacı dozunu azaltmam gerekiyor? Bu gibi şeyleri de değerlendirmek için hastasını sürekli kontrol altında tutması gerekiyor. Yoksa siz doktorunuzu 3 ayda bir görüyorsanız burada bir sıkıntı vardır. Doktorunuzu her türde görebilmeniz gerekiyor. Veya her şikayetinizde ulaşabilmeniz gerekiyor. Yani belki yüz yüze olmasa da telefonla, WhatsApp'la veya farklı sosyal mecralarda ulaşıp o sorunuza veya o sorununuza bir çözüm bulması gerekiyor doktorunuzun. Çünkü bir anlık bir ihmal veya bir anlık bir öteleme hastanın çok zor durumlar yaşamasına sebep olabiliyor. İletişim onun için çok çok önemli. İletişim kazalarının önüne geçmek gerekiyor. Bir diğeri de bazen bilimin yetmediği. Biraz önce yogadır, meditasyondur, dualardır veya şaklidir. Yetmediği durumlarda da hasta veya hasta yakınlarının eğitilmesi veya bilgilendirilmesi de gerekiyor. Çünkü bizleri de eğiten sizlersiniz. Açık ve net söyleyeyim ben. Bizleri de eğiten hastalarımız. Çünkü biz günde en azından 20-30 tane hasta görüyoruz. Her hastadan farklı sorular geliyor. Bizi zorlayan hastalarımız çok çok farklı. Çünkü internetten artık yayınlara ulaşmak veya gazetelere ulaşmak herkes becerebiliyor. Hatta hiç alakası olmayan Rusça, Çince, Japonca, Korece yayınlar bile getiren hastalarımız oluyor. Bunlarla ilgili sorular soruyorlar. Hocam bunu kullanayım mı, bunu kullanmayayım mı? Artık sen bile bir yerden sonra yetemeyebiliyorsun. Bunu da bilmek lazım. Yani hastaların absürt sorularına bile net bir cevap vermek lazım. Bunun da altını çizelim. Yani ya bunu yapma etme deme. Ama bir araştırın. Yapmayacaksa da neden yapmayacağını da anlatın. Yapacaksa da neden yapılacağını anlatın. Yani bu çok önemli. Yoksa baştan keserseniz Çünkü hastalara başka karşı direnci. kaynaklara gidebiliyorlar. Evet, farklı kaynaklara gidebiliyorlar, farklı mecralara kayabiliyorlar. O da ileride hastanızı 3 ay veya 5 ay sonra gördüğünüzde artık yapamayacağınız bir hale geliyor. Özür. Onun için hastayla iletişiminiz iyi olursa bu gibi aksaklıklar da yaşamamış olursunuz. Evet. Çok teşekkür.
Çok teşekkür ederim. Selezi çıkarınca parazit kaldı. Evet, tekrar alacağız Selizan Hanım'ı da. Siz ne evet. söylemek istersiniz Filiz Hanım? Gerçi daha evvel biliyorum beraber yayınlar yaptınız hocamızla ama size biraz evvel bir soru sormuştum. Sizi destekleyen şeyler nelerdi demiştim. Sanırım o listenin içerisinde güvendiğiniz uyumlu bir ilişki içerisinde tedavinin yürütüldüğü bir sağlık ekibi de var. En başında doktorunuzla beraber. Bu bir ekip işi. Buyurun. Alper Hocam şeyden bahsediyordu, motivasyondan bahsediyor ya da hastayla ilgilenmekten bahsediyordu. 16 kür aldım. Hastaneye gittiğim zaman tahlil sonuçlarımı hocama bırakıyordum. Kontrol ediyordu. İlacını alabilirsin diyordu. Alper Hocamı görüyordum. İlacımı alırken Alper Hocam bir kemoterapi salonunu da geziyor. İkinci görüşüm oluyor. Çıkarken de hocam ilacım var ya da şu var ya da bir sorun vardır. O zaman da Alper Hocam beni görüyor. Sadece beni değil. Yani sadece günde 3 defa beni görmüyor. O günkü tüm hastalarını 2 ya da 3 defa Alper Hocam görüyor. Yani onun için biz şanslı hastalarız diyorum. Ve onun için güvendiğimiz bir doktor var ve onun güvenini boşa çıkartmamamız da gerekiyor. Bir taraftan da anneyiz. O çocuklarımızı büyütmek için uğraşacağız. Onların morali için uğraşacağız. Yani ben saçlarımı kaybettiğim zaman bile çocuklarımın yanında dimdik durmaya çalıştım. Tamam, yeri geldi. Ben de halsizlendim. Halsizlenmedim değil. Ama onların yemeğinin yapılması gerekiyordu. Onların ihtiyaçlarının görülmesi gerekiyordu. Ve onu yaptım. Yine dimdik de ayakta durdum. Yani hiçbir şekilde tamam belki evim çok temiz olmadı ya da dediğim gibi birçok ihtiyaçlarımı görmedim ama görebileceğimi gördüm. Yapabileceğimi yaptım. Bırakmadım kendimi hiçbir zaman. Onun için de ben her zaman söylüyorum gerçekten şanslı hastalardanım. Tedavi konusunda şanslı hastalardanım. Aile konusunda şanslıyım. Çevrem konusunda şanslıyım. Yani Alper Hocam'a ben her zaman ulaşabiliyorum. Hatta bir ara öyle bir konuşmamız da vardı kendisiyle de. Yani özel hastanede de birçok doktorla görüşemiyorsun demişti bana. Ben yok dedim bir profesör olarak ben sizinle çok rahat bir şekilde görüşebiliyorum. Hadi bu da bana yetiyor yani. Yani sadece Alper Hocam'ın ben değilim bunu aynı şekilde düşünen. Bizim WhatsApp'ta da sadece Alper Hocam'ın hastalarıyla ilgili bir WhatsApp grubumuz var. Emin olun o sayfaya girdiğiniz zaman da Alper Hocam'ın hastaların hepsi aynı düşüncededir. Aynı duygudadır. İnternette bile hocamı tanıyanlar diyeyim en azından soru sorduk cevabını aldık diye mutlu olanlar da var. Hiçbir zaman bizi terslememiştir. En basit sorumuzda bile en saçma sorumuzda bile hocam verdiği bir cevap vardır. Kısa da olsa mutlaka sizin size bir cevabını verir yani. Bazen saçma soru şimdi, da yok. Hayır şimdi saçma soru derken çok basit bir sorudur. Yani evet. Birçok kişinin yapabileceği bir sorudur. Örnek vereyim. Ay şu an onu şey yapamadım ama hani. Ben anladım tamam. Yani şu anlamda söylüyorum. İnsanlar çekinmesinler saçmadır tabii diye. Ki. Evet. Evet. Tabii ki yani örnek vereyim. Tamoksifen kullanıyorum. Hocam işte ben bunu bu saatte aldım. Yarım saat geç alsam olur mu? Gibilerinden. Bir şeyde bile yani öyle bir soruyu bile hocam rahatlıkla cevaplıyor yani. Gördüğü sürece özellikle WhatsApp'ta. Ben hocamı mesela şeyi merak ediyorum her zaman için burada da bizim kansersiz hayatlar için ne düşünüyorsunuz hocam? Kansersiz hayatlarla ilgili düşündüğüm çok net bir şekilde biraz önce sen Selize dedin ki ben ne Selize dokunabildiğim, ne öpebildiğim, ne de yanında olabildim. Ama bağınız çok dehşet güçlü. Bunu belki öz kardeşinle bile yapamamışsındır. Bu çok önemli. Bunu size geçirmiş olmam beni çok mutlu eder. Biraz önce konuşmanın başında da size aslında büyük bir misyon yükledim. Sizler bu konuda bizden daha çok sorumluluk almanız gerekiyor. Biz yalnızca
işin %10-15'indeyiz. Yani tedavi kısmında. Geri kalan %80-85'ini sizler, Ebru Hanımlar, Filiz Hanımlar veya Seliz Hanımlar oluşturuyor. Onun için kansersiz hayatlar veya kanserle dans. Kanserle dans çok eski bir oluşum. Dernekleşmiş. Çok bilinen bir şey. Onlara düşüyor. Onlar sayesinde zaten şu an dediğim gibi meme kanseri veya diğer kanserler daha erken tanınabiliyor, farkındalık artıyor ve güzel gidiyor. Sizin bütün canlı yayınlarınıza az çok katılmak nasip olmasa da çoğuna katılıp takip edebiliyorum. Bu beni çok onur ediyor. Çok net bir şekilde söyleyeyim Filiz'ciğim. Onun için ben Ebru, gıyabında Ebru'yu da tanırdım öncesinden. Bir iki sefer telefonla da konuşmuş olduk. Onun için ben sizlerle, kadınlarla her zaman gurur duyarım. Benim 3 kızım var, 4 çocuğum var. Kız çocuğu veya kadınların bu dünyaya elinin değmesi gerektiğine inanan bir erkeğim ben. Ve her şeyin onlar tarafından yeniden dizayn edilmesi gerektiğine inanıyorum. Öyle olmuş olsaydı şu an savaşlar olmazdı. O savaşlarda ölen çocuklar veya anneler veya yaşlılar olmazdı. Onun için sizi her zaman canı gönülden destekleyeceğim. Ben yaşadığım sürece de her zaman yanınızda olacağımı emin olabilirsiniz. Filiz, Veselis, Ebru Hanım için de aynı şey geçerli. Aynı beni davet ettikleri bütün platformlarda onların yanındayım. Kanserle dans için de bu geçerli Ebru Hanım. Onun için benim için gurur kaynağısınız. Yani Azra neyse benim için sizler de olsunuz. Azra şu an ben doktor olacağım diyor. Benim büyük kızım. Onun bu şeyinin tek nedeni babasının sürekli ders çalışıp ve güzel işler yapması. Şu an doktor olmak istemeyen birçok çocuk var, genç var. Ama bir doktorun çocuğu doktor oluyorum diyorsa babası hakkıyla doktorluk yapıyordur diyebiliriz. Evet. Çok ben güzel. Şahidim. Ben çok, şahidim ona. Ben de şahidim. Çok teşekkürler. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz size. Sizi seviyoruz. Önce bunu söyleyeyim. Evet. Hastalarınızla böyle özveriyle bütüncül olarak çok önemli. Bu arada ben de sağlık eğitimi alıyorum şu anda. Hatta şu anda üniversitedeyim. Belki aralarda sesler geliyordur. Kaliforniya'da bir tıp fakültesindeyim. Çok önemli bunları duymak, sizden duymak ve bunu bu şekilde dile getirmeniz, bütüncül bakıyor olabilmeniz, bakmanız. Bir şey daha söylemek istiyorum. 2013 evet kanserle dansın da kuruluşu biraz tesadüfidir. Çok da anlatmayayım çünkü bugün konuklarımız zın günü. Ama ben kişisel olarak düşüncemi söyleyeyim. Her tür oluşum, 2 kişi olabilir, 3 kişi olabilir, 1 grup olabilir. Zaten bir kıvılcım böyle başlıyor, bir ateşle başlıyor. Seliz Hanım, Filiz Hanım, sizler buna ön ayak olarak, içinizdeki gücü çıkararak ve başka insanlara ışık olarak çok güzel bir şey yapmışsınız, çok güzel bir şey başarmışsınız. Ben de çok büyük mutluluk duydum bu platformda bugün sizinle birlikte olmaktan. Ama gururla, sevgiyle yaptıklarınızı izliyorum. Çünkü çok ihtiyaç var. İhtiyaç o kadar büyük ki herkes, sokaktaki herkes keşke böyle bir nefer gibi yapabilse. Tedavi geçirmiş veya hasta yakını olmuş veya konuyla ilgili ilgisiz. Sadece kanserde değil, toplumu ilgilendiren, toplumsal sorunların her biriyle ilgili. Hepimizin birlikte durması, dayanışması gerekiyor. Hocam bunun önemini anlattınız siz de. Çok teşekkür ederim yanımızda olduğunuz için. Çok güzel bir yerde, isterseniz burada son herkese bir daha söz vereyim. Filiz Hanım'la başlayarak, Filiz Hanım, Seliz Hanım ve sonra Alper Hocam kapanışı yapalım. Sonra herkese iyi geceler diyelim. Bizler yeni tanı almış olan arkadaşlarımızı unut olmaya çalışıyoruz. Seliz Hanım'ın her zaman şöyle bir tabiri vardır. Siz tünelin içerisindesiniz. O tünelin içerisinde, tünelin sonunda biz sizi bekliyor olacağız. Ya da tünelden elinizi tutup o ışığa biz sizi götürmek istiyoruz. Umut olmak istiyoruz. Yani pozitif enerjimizle, kazandığımız zaferle size umut olmak istiyoruz. Bizimle birlikte olun. Evet, ben de öncelikle Alper Hocam çok teşekkür ederim sözleriniz için. Sizin sözleriniz bizi sadece onur eder. İyi ki yanımızdasınız. Sözlerinizi ben şu küçük cümleyi de ilave etmek istiyorum. Evet, bir kadın değişir, dünya değişir diyorum. Ve yeni başlayan arkadaşlarıma da şunu söylüyorum. Bu sürece yeni başlayan arkadaşlarım için. Biz Kansersiz Hayatlar grubu olarak, Kanserle DAS derneği olarak gördüğüm kadarıyla
İlk tanıyı aldığınızda evet karanlık bir tünelin içerisinde kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Ama o tünelin içerisinden bizler geçtik ve bildiğimiz şekilde size bunları aktarıyoruz. Her zaman söyledim, her zaman dile getirdim, her zaman da dile getirmeye devam edeceğim. Yorulduğunuz anda, yürüyemediğinizi hissettiğinizde bacağınız olmaya, ellerinizin tutmadığı anda kolunuz olmaya, dilinizin yorulduğu anda dil olmaya, kalbinizin yorulduğu anda kalple, sevgiyle tüm ailenizi kucaklamak için bizler buradayız. Bizler bu süreci geçirmiş insanlar olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. Her koşulda sizin yanınızda olacağız. Bize her koşulda ulaşabilirsiniz. Emin olun, kanser hastalığı yenilmeyecek bir hastalık değil. Kanser hastalığı her hastalık gibi yenilebilecek bir hastalık. Yeter ki motivasyonunuz güçlü olsun, ayaklarınız yere sağlam bassın, basamadığınız anda bizlerden destek isteyin. Sizin adınıza sizi sırtlayıp o ayaklarınız yerine biz ayak olup yere sımsıkı sapasağlam basarız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hayatı sevin, kanseri yiyin diyorum. Evet. Benim çok fazla bu iki güzel kadından sonra söyleyeceğim bir şey kalmadı. Benim tek sizden ricam, kadını erkeği fark etmez, yaşlısı genci, hayatınızdaki aksaklıkları tespit etmeniz sizin en fazla 6 saatinizi alır. Yalnızca düşünmek yeter bunun için. Kalem oynatmanıza bile gerek yok. Düşünün ve hayatınızda sizi yoran, sizi yıpratan, sizi aksatan, hayat enerjinizi aşağı çeken kim varsa, ne varsa hepsini tek 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 tespit edip yazın ve üstüne çizgi atın. Daha sonra o kağıdı yakın, atın denize. Hayatı sevin. Atın gitsin. Atın. Hiçbir şey sizden önemli değil. Onun için bu ritüeli yapın. Bu ritüel çok etkili olacaktır. Sizler için. İşte Ebru Hanım'a, Filiz'e ve Seliz'e çok teşekkür ederim beni böyle bir yayında konuk ettiğiniz için. Her üçünüzü de ayrı ayrı teşekkür ederim hepinize. Ama sizlerle gurur duyuyorum. Bunu da net bir şekilde altını çizeyim. İyi ki varsınız. Çok İyi teşekkür ederiz. Herkese iyi geceler, iyi sabahlar. Her nerede bizi izliyorsanız haftaya yine burada olacağız. Hatta yarın da bir yayınımız var. Takipte kalın. Tamam. Kansersiz hayatları, kanserle dansı, nerede size iyi geliyorsa onu yapın, yüklerinizden kurtulun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.